Merhabalar, ben Kötü Eskirte ve The Binding of Isaac Rebirth'ün 9. bölümüne hoş geldiniz. 9 olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bir güzel bir Judas gibi oynamıştık ve Arman... Biraz Isaac'te her şeyi açalım. Evet. Şimdi de ilk katta bu yapacağım güzel bir hapçık. Health up. Bu güzel. Bu amnesia pek güzel olduğunu söyleyemez. Şunların bu süper versiyonlarının hiç güzel olduğunu söylenemez. Hard modda da değilim bu kadar. Şampiyonun ne işi var ve sanırım bu el öleceğim. Nasıl bir başarıysa eğer. Evet. Bu el öleceğim. O yüzden... The Sun. Tamam, bu güzel başladı. Harman devam edelim. Ve ilk damage'ımız şu Splendid'lara karşı oldu. Devil. Kesin tartışmasız. Evet. Bunun da pek güzel bir başlangıç olduğunu söylemeyiz ancak deminkine kıyasla yani daha iyi. En azından sürekli bize tarot kartı veren bir Devil tabii ki de Book of Belial efektini aktif ediyor. En sevdiğim efektlerden. Ve bunu Jemina'ya karşı kullanıyoruz. Bu arada size ilginç bir şarkı adı söyleyeceğim. Jemina Becoming the Tripod. Ne zaman Jemina'yı görsem kafamda o şarkı çalmaya başlıyor. Kayadok diye bir gruba ait. Avantgarde metal yapan bir grup. İlginizi çekiyorsa dinleyin. Evet. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Soul Heart'ları keşke başta almasaymışım. Selam. Evet. Oyun iki eldir beni hiç sevmiyor sanırsam. İhtiyacım olan hiçbir şeyi bana vermiyor. İhtiyacım olan şeyleri verdiğinde de çok öyle bir şekilde veriyor ki almasam daha uyumlu olacak şekilde. Evet. Karşılığında bana "When life gives you spiders, don't become a Spider-Man." Ne? Tamam. Evet. Zorlama espriler yapmasam çok daha güzel olabilir. Yaz bir de bakıyor musun? Bu elde sürekli örümcek itemleri gelmeye başlıyormuş. Biz o zaman gülmeye başlayalım. Hadi bir tane anahtar çıksın. Odadan. Ah. Large room'larda çok güzel oluyorlar bunlar, değil mi? Teşekkürler oyun. Tamam, bu güzel aslında. Normal teknoloji 1'i çok sevmem ancak teknoloji 2 güzeldir. Teknoloji 2'yi severiz. Çünkü normal atışını da engellemez. Explosive Diarrhea. Bu tarz bir odada mesela çok işe yarıyor. Şuraya dönük patlayaydın bari. Ve kırmızı kalp damage'i vermek zorunda mıydın bana? Devil Room istiyordum.
Neyse, en azından artık... Oh. İğrençlik abidesi sinek. Çık oradan. Ha. Sacrifice Room'a girebilirim artık. Nasıl Sacrifice Room'a giriyor? Torture Room. Neyse, odanın adına bir yere bakarım. Bir şey odası ama. Tamam, bir guppy item. Muhtemelen bize yedek can veriyor. Bu da bize olası bomba şansı veriyor. Tam güzel bir oluyor. Ve şu an keşke pyromanyağım olsaydı diyorum. Evet. Acımam. Bob's Rotten Head. Şu anki durumuna kıyasla daha makul bir seçenek. Hadi bakalım. Buralarda bir Tinted Truck vardı. Ha, iki bomba düşürdü. Makul. Monstro! Ara Monstro. Hello buddy. Ve olası yedek canımız da işe yaramadı. Bir kere daha. Tamam. Bu güzel. Hele hele böyle en başta gelince daha bir tatlı oluyor bu Stompy. Çünkü bayağı güzel şeylere gebedi artık kendisi. Güzel ha. Özellikle şey, Lucky Rock'la beraber geldiği takdirde daha güzel oluyor. Bir tanesi. İlken bir tanesi başka bir oldu. Bakalım. Bu katta elinizde biraz ama... Ciddi misin sen? Bokçanlar merhabalar. Şimdi gel bakalım. Bomba. Nereye gitti? Bombalayabiliriz. Şu anki bayağı riskli. Ama burası zaten bombalandı. Harika. Evet, şu an oyun benle cidden dalga geçiyor. Aşırı düşük bir damage'ım var ve gidip bana canı yüksek boss'lar getiriyor. Mükemmelsin. Tamam. Leo'yu verdin başta ama... Hani gerisi içinde insan biraz... Nasıl diyeyim? Gerçi ben de hani... Artık kabullenmişim kaderimi. Basıyorum kanların üstüne. Birisi öldü ölecek. İkincisi... Tamam, HP yap. D
damage up istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Bakalım. There goes my devil deer. Makul. Şimdi şu odayı komple temizleyelim. Çünkü bir tane Black Market çıkmamasını var. Bu olasılığı göz ardı edemeyiz. Maa çıkmadı. Sağlık olsun. Escape, sen güzel bir itemsin. Tamam, game kit appeared in basement. Tabii ki de şunu kim. Şunu denememin sebebi bundan benim babasında sol harç çıkmaması var. Tabii ki de biz über şanssız olduğumuz için bize anca Emperor çıkar. Çıka çıka. Evet, bu yüzden yolumuza devam ediyoruz böyle. Tamam, Black Market çıktı. Oyş. Bu güzel bir manzara. Şey, aslında teknik olarak güzel bir manzara değil ama anladınız siz onu. Yani hoş duruyor manasında güzel bir manzara. Bir... Kan... Yandı. Cem. Black Market'imizde neler var? Holy Mantle. Bu güzel bir item. Da fazla güzel bir item. Her oda başına bir tane damage hakkı saldı bize. Yani bir tane beleş damage. Ki buna kim hayır diyebilir? Yani aklı başında olan hiç kimse hayır demez. O yüzden Holy Mantle'ı seviyoruz. Özellikle Lost'o oynayan biri için Holy Mantle'ı çok daha değerli hale geliyor. Çünkü param olsa düşünmeden deniz başına sağlayacağım. Ya da bunu yapıyorsam. O yüzden... Dalga geçiyorsun değil mi? Kazara Emperor'u kullandım ama olsun. Leo. Evet. Beleş damage'ımız Monster'ın üstümüze çullanmasıyla. Speed'iniz bayağı düşük. Damage'ımız zaten yok. O yüzden Monstro bile yarım saat öldürüyoruz. Son eneden köfteye judos oynamayı seviyorum. Çünkü hayal savaş. Çünkü damage'i seviyorum. Çünkü judas güzel bir karakter. Judas'ız daha güzel. Aa, ginç bir biçimde devrediği çıktı.
fear shot alıyorum. Her türlü avantajlı atış benim için değerlidir. Yalnız Devil Deal çıkması ilgincime gitti bayağı. Satanik bir şey mi taşıyorum acaba üstümde? Ama doğru, Holy Mantle sayesinde artık o odalardan herhangi bir damage almadan çıkabiliriz. I love you, Holy Mantle. Şimdi geriye kalan şey... Yeah. Damage'ımız hala yok ama... Olsun. Anahtarımız da yok. Spider-Man. Neden aklıma takıldı bilmiyorum. Sanırım bu sabah televizyonda Spider-Man filmine denk geldi. Spider-Man 2'ye denk gelmişti. Oradan olabilir. Eski serinin düzgün filmi. En düzgün filmi. Yani Spider-Man her ne kadar eski film serisini sevmesem de Spider-Man'de Spider-Man 2'yi severim. Hiçbir işe yaramayan bir item ama yani dursun bir kenarda, boşlukta zaten hiçbir item yok. Uzaktan yakından bir işe yarayabileceğim ihtimali olan bir şey bari dursun. Soul Heart tabii ki. Sorman kabahati. Devam edelim. Tabii ki de şunları sorman bile kabahat. Sormaman kabahat. Cubonlar birkaç. Onlara Cubon diyorum da gerçek ismini bilmiyorum. Pokemon olan Cubon'a benzedikleri için, benzer şekilde saldırdıkları için onlara Cubon diyorum. Her zaman hadi zombi deriz. Devam edelim. Sevgili Isaac. Bu arada bakalım neler var. Hiçbir şey. Bir anahtarı boşuna harcadık. Süper. Yolumuza devam edelim. Geçmişi arkada bırakarak. Biraz speed up. Damage up da uygulayalım. Sadece speed ile damage up istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Mesela şu an bana gelebilecek en kötü item herhalde soymuk olabilir. Tabii İpikak ve Pyromaniac'la beraber gelirse o ayrı mevzu olur ama... Evet, Butterbean cidden aşırı basit bir item. Çok güzel bosslar geliyor. Çok güzel damage'ımız var. Harika bir el. Evet. Bu eli kazanırsam bayağı ilginç olacak benim için. Yani şu an bayağı bir ilginç kazanmayı umuyorum. Bir de bakıyorsunuz 2 saniye sonra Gapi'ye dönüşüp tüm fikrimi değiştiriyormuşum. Gerçi bu kadar düşük demişler Gapi'nin efektifliği de tartışılır ama... Doğal olarak
boss odasında damage yediğimiz için herhangi bir damage gelmedi. Teşekkürler demiş. Tabii ki de odaya çıkıp tekrar girip geçtiğim çocuğumuzu taze edelim. Tamam, güzel oldu bu. Ardından İpekak artı Pyromaniac güzel olur. Bunu söyleyeyim. Denk gelirse, yani ikisine aynı anda denk gelirse mutlaka aldım. Evet. Sürekli ateş, hatta üstüne bir de şey, soyun bakalım. Tabii ki de o bir kalp istediği için bu şekilde dizildiklerinde nedense kolay. Harley Quinn Bey'di. Extra damage. Extra damage, extra damage'dir. Evet, o zaman devam ediyoruz. Ve benim boğazım ağrımaya başladı. Bu bölümden sonra bir çay ya da kahve koymam lazım kendime. Çok süper bosslar geliyor. Öyle böyle değil. Beleştiğim ucumuz. Damage. I need more damage. Belki ileriki Devil Deal'larda güzel bir şeyler çıkar da Horf Babylon'umuz işe yarar bir şeye dönüşür. Ben o damage'i neden aldım? Almamam gerekiyordu. Tamam. Bir Gopi item'ı. Kaç Gopi item'im var? Bir olması lazım. Beleş damage'imiz. Polymantle bayağı işime yarıyordu yalnız. Şaka maka. İyi ki denk gelmiş. Yoksa bu el çoktan ölmüştü. Güzel bir şey çıktı. Bugün cidden aşırı şanssız bir günümdeyim. Evet. Sabah kahvemi beklemem de belli olsa gerek. Şan. Ne diyeyim?
Tamam, güzel. Sinek spawn ediyor da bu hangi koşullarda sinek spawn ediyordu hatırlamıyorum. Demiş aldığımda mıydı acaba? Evet. Girelim bakalım. Hiç değil istiyorum. Bir cent daha toplamam lazım. Sadece bir cent. Ah, gününce alamadım. Biriniz bana bir damage atın. Tamam, bunlar Stormtrooper çıktı. Öyle kalan öğlen yemeği olarak damage yiyoruz. Bir cent istiyorum. Bir cent. Bir cent. Bir cent için düştüğümüz hallere bak. Tamam, bir sentimiz geldi. Evet. Tamam, bazen oyun beni sevmeye başlayabiliyor. Hayır, ufaklığa neden damage aldım? Bombayı neden düşürdüm? Kazara E'ye mi bastım acaba? Klavyeye bakmadığım için olasılıklar dahilinde hani. Evet. Şu zımbırtıları da ezelim. Ve şu kavay bokçamızı da öldürelim. O sevimli suratına rağmen. PhD. Bakalım sen misin? Kardeş, bu iyi bir pil hap mı? Uyum, ben senin iyi hap anlayışını. Gerçi aynı oyun Are You a Wizard tapına da iyi hamlıyor ama. Bakın sen nesin? Tower. Burada işe yarayabilecektir. Oo, hem de çok güzel yerlere gelecekler. Onu alıp almayacağım ama katın sonunda karar vereceğim. Ve şunu da alayım hemen. Teşekkürler. Sırf eğlencesine şu iki ateşi de parçalayalım. Şu iki boku. Bu arada kat dev olmuş, onu yeni fark ediyorum desem size. Ve gizli odamıza girelim. Tabii ki de... Greed.
açgözlü eski arkadaşımız. Herkesin hayatında bir adet greed vardır. Her daim hesabı size yakmaya çalışan, borç verseniz hayvan gibi parası olsa da borç vermeyen, borç aldığı takdirde geri ödemeyen, bunların hepsi aynı zamanda, her daim aynı kişidir bu arada. İşte greed bu. Carrot. Chariot'ımız güzel bir işe yaradı. Ben Chariot deyince aklıma New Chariot geliyor. İlk canlı türlerinden bir tanesi. Monstro 2 ile de neyse ki Devil geldi ve bir de Ghost Baby. Ve Monstro'ya çarparak damage almayı başardım. İki kere. Ama umarım yine Devil Gül açılır. Beni hayal kırıklığına uğratmaz. Fear. Sinekler saldırsanıza Monstro'ya. Damage'ın çok düşük olduğu için sineklerin çok da etkisi yok. Ne olsun. Guppy'ye dönüşsem güzel olur. Nitelik yerinin Nijil diye bakılacak bu sefer de. Tüm Soul Heart'ların bir boss'ta. Neyse ki ve nihayet bir damage up. Mom's Knife. Bunu bedava getiriyoruz. Ve Guppy's Palm. Sen bir sefer bir boss room sayesinde hem damage'ımızı iki kere arttırdık, hem damage'ımızı arttırdık, hem Mom's Knife'a sahip olduk, hem de Guppy'ye dönüştük. Evet, bu karlı bir oda oluyor. Fazlasıyla karlı bir oda hem de. Bir de keşke ben o Spectral Heart'ı alsaydım. Eternal Heart vardı. İsim verip. Bir saniye, bunun nasıl bir etki yaratacak onu merak ediyorum. Herhangi bir etki yaratmadı. O zaman seni düşürelim. Teşekkürler. Çok kötü izin verdim. Bağlım. Burada ne var? Hiçbir şey. O zaman yolumuza devam edelim. Yolumuza dönelim. Tamam. Onu yapmayacağım. Neyse, sağlık olsun. Ama bir kere öldükten sonra o arkadaşı almayı düşünüyorum. Çünkü bir kere öldükten sonra güzel bir şey bekliyor. Evet. Çünkü Guppy's Paw'umuz var. Evet. Devam ediyoruz. Bu katı temizlemeye. O sıra şurumla o işimiz yok zaten. Skeleton key.
Spira. Nikel. Aslında nikel değil, pardon. Penny. Tamamdır. Bomba düşmüş. Alalım bunu hemen. Sonra Mom's Knife'ı neden seviyoruz? Evet. Şu son odada kendimi öldürmeyi deneyeceğim. Ya da vazgeçtim demeyeceğim. İyice vazgeçtim. Hiç demeyeceğim. Gerek yok. Keşke o Dark Art ama şey Dark Art'ı almadan kendimi öldürseydim çok daha güzel olabilirdi. O zaman seni de alalım. Ya hadi bakalım. Ne haber anne? Bir adet anneni öldürdüğümüz, öldüreceğiz şimdi. Ve annenin bıçağıyla anneyi öldürüyoruz. Çok süper. Dark Bomb. Do your job, my friends. Şimdi daha fazla sinek için Rotten Baby'yi alacağım. İşte bunlar hep aç gözlük. The Womb. Evet. O zaman devam edelim. Evet. Bayağı temiz bir biçimde her şey gidiyor. Bayağı temiz. Hatta daha temiz olacakmış olamıyormuş. Darkbomb. Teşekkürler. Darkbomb'ı seviyorum. Aa, bu arada şu an bir de War of Babylon'umuz vardı değil mi bizim? İyi ki almışız onu. War of Babylon'umuz olduğunu unutmuşum ben. Dark Bomb. Dark Bomb, do the thing. Evet, kazanamayacağız dediğim bir oyunu kurtardık bu şekilde. Bayağı güzel bir biçim. Bir şey vermedi, şuraya bir bakalım. Bunu alacağım. Tabii ki de bir devrim açılmadı. Son devrimimiz olacak. Devrim açılmadı.
Biraz o damage'ı kaybedeceğiz ama olsun. Arcade'e bakalım. Evet. Dark One. Neyse. Ama bir tane... Böyle bir şey yaptık ve Horror Pavilion'umuzu geri kazandık. Tamam, pek Genesil bence bir şey değildi camlarımıza ama olsun. Evet ve şunların kırılma sesini nedense sevmekle sevmemek arasında ilginç bir çizgi değil. Şuraya girelim. Ardından şöyle gidelim. Biraz buradaki müzik bayağı hoşuma gidiyor. Sneakler de bayağı güzel bir temizlik yapıyor. Evet. Ama tabii müzikler demişken eski Aizen'in en özlediğim yanı. Bu müzikleri mükemmel. Tabii ki de annenin eline yakalanmak güzel olmadı. Dünya böyle işte. Arada bazen annenin eline yakalanıyorsun. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Aşağısı bayağı şu an needy olarak doluyorum komple. Biraz demir çiğneceğiz burada. Dark Bomb. Teşekkürler. Evet. Şeytanı yeneceğim. Solar System Challenge'ını açmışız. İki monstro sorun değil.
19 centimiz oldu. Kesinlikle. Ama kesinlikle en nefret ettiğim yer bu var. Ve şunlar da nefretlik değil de sinir bozucular. Daha çok. Çünkü lazerler bizim için halletti. Lazerlere bir teşekkür borçluyum size. Black Heart düşürsen Curse of Mains var değil mi? Tamamdır. Super Greed'ler. Evet. Ve o zaman tam gaz devam ediyor. Evet, tam gaza bizim kelime anlamı bu. Curse of the maze. What are you doing? Curse. Stop. Tüm bu arada niyetimiz yok. Ha evet, bu sarı. Right. Book of Sins. Evet, bomba sıkıntımız yok artık. Bu el bayağı OP'nin içinde. Greg olsa bu eli nerflerdi diye espri yapacağım. Greg esprisi. Steam'si. Evet. Bu noktadan sonra gelmesi cidden Steam indirimleri esnasında kart limitinin dolması demek. Ve kazara Darkbomb ziyafet çek. Ufak bir not. Bu odadan çıkıp ziyafet hemen çıkmanız lazım Darkbomb her şeyi yedikten sonra, yoksa sadece normal heart veriyor. Cidden kötü başlayıp ama kötü başlayıp güzel biten bir el oldu. Şimdi sıra pin gelecek değil mi? Aa yok. Tamam. Şunlarmış. Daha fazla dar kartı içebilirim. Evet ve... Ve Curse of the Maze bizimle dalga geçiyor. Selam Sid. İlk önce Fallen'ı, düşmüş meleği. Şimdi sıra Zed. Bir zamanların Serafimi, Lucifer'ı, en güçlü meleği, sonra da Karanlıklar Prensi. Ve Satan'ı yendik. Bakalım ne çıkacak.
chest'in içine. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.